bulmasa yurt dışında. Fatih Sultan Buyurun hocam. Mehmet'in tablosu. Evet. Zincirlerin aldığı. Yani herkes Herkes farklı farklı açıdan. açıdan. Kimisi Kimisi diyor diyor sahte. sahte. Ya Ya tamam, tamam, Murat Murat Bardakçı Bardakçı da da işte işte tarihini yazmış. İşte işte 1700 1700 bilmem bilmem kaçta kaçta neredeymiş, neredeymiş, nereye nereye gelmiş. gelmiş. Yahu Yahu bu bu tablo tablo karbon testi var. o O devirde, devirde Berlin'in Berlin'in devrinde devrinde yapılmışsa, yapılmışsa, ha ha bırakın bırakın Berlin Berlin atölyesinde atölyesinde yapılmış yapılmış olmasın, olmasın, önemli önemli değil. değil. Bırakın Bırakın isim isim bir bir sanatçı sanatçı yapmamış yapmamış olsun, olsun, o o da da önemli önemli değil. değil. Hiç Hiç kimse kimse vurgulamadı. vurgulamadı. O O Fatih'in Fatih'in tablosu tablosu bugün bugün içinde içinde bulduğumuz bulduğumuz çağdaş çağdaş sanat sanat içinde içinde bir bir değer. değer. Niye Niye değer? değer? Niye Niye değer? değer? Çünkü Çünkü o o zamanlar zamanlar Fatih Fatih dönemi dönemi bir bir sultanı, sultanı, padişahı padişahı bir bir başkasıyla başkasıyla çizmek, çizmek, aynı aynı yere yere koymak koymak müthiş müthiş yanlışmış, yanlışmış, yasakmış yasakmış, değil değil mi? mi? Evet. Evet. Ha, Ha, onu onu yapan yapan sanatçı sanatçı bir bir kavramsal kavramsal bir bir nitelik nitelik katmış. katmış. Hani Hani böbürlenme böbürlenme padişahım, padişahım, senden senden büyük büyük Allah Allah var var diye diye bir bir laf laf vardır. vardır. Evet. Evet. Ha, Ha, orada orada da da onu onu vurgulanmış. vurgulanmış. Böbürlenme Böbürlenme padişahım. padişahım. Sen Sen tek tek değer değer değilsin. değilsin. Sen Sen bir bir fanisin fanisin ama ama başka başka fani fani değerler değerler de de var. var. Kendine Kendine şey şey yapma. yapma. Ve Ve o o cesareti cesareti göstermiş. göstermiş. Bir Bir de de onu onu yapan yapan kişi kişi belki belki Osmanlı Osmanlı sınırları sınırları içinde içinde olsaydı, olsaydı, vay vay sen sen Fatih'i Fatih'i niye niye çizdin çizdin biriyle biriyle diye diye kellesine kellesine giderdi, giderdi, değil değil mi? mi? O O cesareti cesareti göstermiş, göstermiş, ortaya ortaya koymuş. koymuş. Kimin Kimin yaptığı yaptığı önemli önemli değil. değil. O O devirde devirde yapılmış yapılmış o o resim, resim, bugünkü bugünkü çağdaş çağdaş sanatlar sanatlar döneminde döneminde de de bir bir değer. değer. Bugün Bugün yapılan yapılan çağdaş çağdaş bir bir sanat sanat eserleriyle eserleriyle aynı aynı eş eş değerde değerde ama ama yüzyıllar yüzyıllar önce önce yapılmış yapılmış o o cesaret, cesaret, o o kavramsallık kavramsallık gösterilmiş. gösterilmiş. Ve Ve bunu bunu bu bu şekilde şekilde lanse lanse etmeli. etmeli. Ve Ve bu bu şekilde şekilde de de Türkiye'de Türkiye'de hiçbir hiçbir eleştirmen, eleştirmen, hiçbir hiçbir sanat sanat tarihçi, tarihçi, hiçbir hiçbir sanat sanat yazarı yazarı bu bu açıdan açıdan bakmadı. bakmadı. Çünkü Çünkü kısır kısır döngü döngü içindeler, içindeler, kısır kısır değerlendirmeler değerlendirmeler içindeler. içindeler. Sanat Sanat eseri eseri nasıl nasıl okunur, okunur, nasıl nasıl değerlendirilir değerlendirilir bunun bunun farkında farkında değiller. değiller. Kısır Kısır tartışalım. tartışalım. Kısır Bence takılsa de. herkesin değeri neyse o ortaya konulur. Olaya şu açıdan bakmak gerekiyor hocam. Bir Fatih Sultan'ın Mehmet'in minyatürleriyle yapılmış olan üç tane tablosu karşılaştırıldığı zaman çok fazla bir benzerlik, hemen hemen %90'a yakın bir benzerlik söz konusu, bu bir. İkincisi, padişah tablolarının yapılamayacağı bir dönemde o belliğini o tabloyu yapmıştır. Bu iki. Üç, o tablo İstanbul biliyorsunuz kaç seferden sonra alınabiliyor ve Osmanlı İmparatorluğu'na mal oluyor. Dolayısıyla biz İstanbul'u alıp ki anarken Fatih Sultan Mehmet'le anıyoruz. Yani Evet. 1453'ü ve o tablo İstanbul'a yakışırdı. Kimse olayı bu açıdan değerlendirmiyor, demiyor hocam. O tablo o gün satılmadan önce değeri daha düşük, daha sonra değeri yükseliyor. Ve ayrıca İstanbul Belediyesi o fab İBB o tabloyu aldıktan sonra değeri yükseliyor. O tablo eğer iyi değerlendirilebilirse İstanbul'da ayrıca bir kültür odağı haline gelecek. Yani izleyenler olacak. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da bir tablosu olacak. Diğer kavramsal açıdan değerlerinin yanında bunları da ben ilave etmek istedim. Vallahi şimdi bu Kimse benim o anlattığım. açılardan almıyor. Herkes bir eleştirinin peşinde. Zaten gitseydi bir daha onun İstanbul'a gelmesi mümkün değildi. Kim bilir Şimdi hangi koleksiyonerde hiçbir olacaktı. şey değil. Bakın, benim bu yaptığım değerlendirmenin dışında hiçbir şekilde hiçbir yapılan değerlendirme yorum geçerli değil. O tablo o devirde yapıldıysa ki bunun yapıldığı belirlenmiş. O Evet. tablo dünyanın en büyük müzelerinde olması gereken bir değerdedir. Evet. Ve bunu
Katılıyorum. Akber Kader, Ekrem İmamoğlu heyecanlanıp, akıl edip, acele aldırdı. Bu büyük bir şans. Kesinlikle öyle. Dünyada, evet. Yani dünyada da kalkıp şu değerlendirdiğim açıdan o tabloyu değerlendiren kimse çıktığını sanmıyorum. O tablo o dönemde, yapıldığı dönemde bir kavramsallık yüklenmiş bir mesajla ortaya konulmuştur. Bugüne kadar da korunmuş gelmişse değeri de bundan sonra İBB'ce iyice bilinir ve ülkemizde o tabloyla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'ni de kurmalı. Kesinlikle hocam. O başyapıtı, o müzenin başyapıtı olarak lanse edilmeli. Umuyorum başarırlar hocam. Yani kurabilirler. Türkiye için büyük bir kazanım olur. Evet. Çok da güzel olur. Neyse yani herkes eleştirmen sanat tarihi geçiniyor ama ülkemde maalesef hepsi fasit bir daire içinin dışına çıkamıyor. Geniş sanat eleştirmeni, sanat tarihçi, sanat yazarı, sanatçı geniş düşünür. Evet. Hafızası çok geniştir. Geniş boyutlara gider. Dünya nasıl, evren nasıl büyükse sanatçının ufku da, görüşü de, yeteneği de o derece büyüktür. Gerçek sanatçının. Büyük olmak zorundadır. Yoksa sanatçı olmaz zaten. Onun için belki 1 milyar sanatçı var dünyada. Ki vardır tahmin ediyorum. 7 milyar insan varsa. Ama 1 milyarın 1 milyarı da o sanatçı yeteneği, o sanatçı ufkuna sahiptir diyemeyiz. Yani yaratıcı, süper sanat yeteneği farklı bir şey. Bunu da süper algılaması olmayan bir sanat adamı zor fark eder, zor kabul eder. O sanatçıyı değerlendirecek olan da süper yetenekte, süper algılaması olan bir sanat tarihçi eleştirmen yazar olacak ki anlasın. Onun için de anlaşılamıyoruz fazla bu ülkede, ülkemizde. Evet. Ama anlatacağız, öğreteceğiz. Ama doğru zaten o konuyla ilgili sanat tarihçileri herhangi bir sorun şey yorum yapmadılar. Sadece halk yorum yapıyor bu miktarda sosyal medyada falan. Neyle ilgili? Şeyle mi? Fatih Sultan Mehmet'in tablosu. Hayır yaptılar. Can yaptılar. Sanatçılar da yapıyor. Ama yüzeysel yorumlar. Evet yani. Bugün o tablo verilen değerin 10 misli, 100 misli daha üstünde değerde. Gelsinler tartışalım. Evet, sorularınızı... Kesinlikle.